Yok mu sorusu olan? Ne kadar güzel. Ödülünü istemek ilgili bir insan çok kullansa ödülünü istemesi nasıl olur? Nasıl istemiş lazım? Böyle bir şey istemiş lazım. Ama nasıl demesi lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri siz ölümü arzu etmeyiniz, istemeyiniz demiş. Bu arzu etmeyiniz, istemeyiniz demek şu. Sıkıntılar, bunalım, dert, gam, kasvet basınca insana İnsan öleyim de kurtulayım diye düşünür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nde siz Allah'tan hayırlı uzun ömür isteyin diyor. Onlara karşı mücadele, onları bir lütuf görme, onları bir ikram görme, o sıkıntıları, o belaları, o musibetleri Allah'a yaklaştırıcı birer sebep görecek Müslüman, mümin. Onları böyle sebep görürse o zaman onlardan hep sevap kazanacak. Veyahut da yarına ümitle bakacak. Diyecek ki yarın bu sıkıntı biter. Yarın bu dert biter. Yarın bu bela biter. Veyahut da ben bunu yarın kâra çeviririm. Ben buna sabrederim. Cenab-ı Hak benim ecrimi verir. Ben yarın birisine bir Allah dedirtirim. Onun mükafatı her şeyden fazla olur. Birisine bir namaz kılmasına sebep olurum. Onun mükafatı her şeyi geçer diyerekten ertesi güne ümitle bakacak. Ve o sıkıntıların, o dertlerin karşısında kendisini o dertleri, o sıkıntıyı verenin Allah olduğunu şuuruna varacak. Ve kurtaracak olanın da Allah olduğunu düşünerekten ümitle yaşayacak. O yüzden ölümü istemek yok. Ehli derviş, ehli tasavvuf ölümü istemez. Dünyada onun yaşaması kârdır çünkü. Dünyada bir nefes alması onun için kârdır. O kârı düşünerekten bir sefer daha Allah demek. Bir sefer daha bir perşembe dersinde toplanıp Allah'ı zikretmek. Bir sefer daha bir işte kardeşlerle oturup tefekkür etmek. Onlarla hayırlıkta birleşmek. Onlarla güzellikte, hayırda, tatlılıkta bir olmak. Bu ehli tasavvuf için büyük nimettir, büyük lütuftur. Yani sabahleyin sabah namazını o derin, o engin seher vaktinde sabah namazının kılmanın lezzetini nasıl tatacak ki bir kimse? Bu dünyaya bağlılık değil, dünyayı bir ticarethane görmek, bir kar etme yeri görmek. Mümin dünyayı böyle gördüğü için dünyaya bağlanmaz ama dünyadan da öleyim gideyim deyip de ölümü istemez. Ve ölümü istemek, ölümü istemek. Allah muhafaza eylesin. İsyan hükmündedir. Öz noktasında. Niçin? Biz Allah'a teslim oluruz. Onun bize takdirine teslim oluruz. O bize neyi takdir ettiyse ona teslim oluruz. Dertten, sıkıntıdan, beladan, musibetten bunalıp ölümü arzu etmek, sevgiliden gelen o nimetlere nankörlük etmektir. Çünkü sufi için dert, sıkıntı, bela, musibet, varlık, yokluk, bütün her şey sevgiliden gelen bir hediyedir. Biz onları elma şekeri gibi yalacağız iç dünyamızda. Ve biz o elma şekerini reddetmiş oluruz ölümü istemekle. Bakın ölümü istemekle. Avam ise ölümü tefekkür ederek. Niçin? Dünyadan alakasını kesmek için. Derviş dünya ile alakasını kesmiştir. Yani alakasını kesmekten kasıt işinizi terk etmek değil. Geçen haftaki sohbetimi unutmayın. Dünyaya sevgimizi, muhabbetimizi kesmek, himmetimizi, gayretimizi, amacımızı
durduğumuz noktadaki stratejimizi Allah'ın üzerine kurmak. Ona gayretimizi koymak. Ona himmetimizi, sevgimizi, dönüşümüzü ona doğru gerçekleştirmek. Derviş böyle gerçekleştirdiği için dünyayı sevmez. Dünyaya tapmaz. Dünya aşkı için yanıp tutuşmaz. Dünya aşkı için yanıp tutuşmadığından dolayı onun öyle bir ölümü tefekkür ederekten dünyadan sıyrılma korkusunu bitirmiştir. Derviş bitirmiştir. Dünyadan sıyrılma, dünyadan korkma, dünyalık peşinde koşmaktan derviş kendisini sıyırmıştır. Derviş odur. Eğer sıyıramadıysa da dervişliğe adaydır. Sıyıracak inşallah. Kurtulacak. O yüzden o kimse ölümü istemez. Ama ölümü bir lütuf olarak görür. Bir ikram olarak görürse bu farklı bir şeydir. Bu farklı bir şeydir bakın. Ölümü bir lütuf olarak görün. Ölümü bir ikram olarak görün. Bu ölümden kastım sadece zahiren, bedenen bu dünyadan yok olmak değil. Evet, ölümü lütuf olarak görün. Yaşarken ölümü lütuf olarak görün. Hani ölmeden önce ölünüz var ya, onu bir lütuf olarak görün. Ölmeden önce ölüm. Bu noktada ölmeden önce ölmeyi isteyin. Bunda bir beis yok. Çünkü bu sizi diriliğe kavuşturacaktır. Çünkü bu sizi aydınlığa kavuşturacaktır. Bu sizi nura kavuşturacaktır. Allah'ın nuruna ulaşacaksınız. Ölmeden önce ölürseniz. Allah'ın nuruna kavuşmak için bunu isteyiniz. Mesela insanlar peygamberliği isteyemezler. Peygamberlik istenir mi? Yok. Beyhude bir istek. Beyhude bir dua. Ama veliliği isteyin. Evliyalığı isteyin. Dervişliği isteyin. İyi mümin olmayı isteyin. İsteyin. Çok iyi bir mümin olmayı isteyin. Allah'ın dostu olmayı isteyin. Peygamberin dostu olmayı isteyin. Bunlar böyle kibirlilik değil. Makam sevdası değil. Velilik makamsızlıktır. Şeyhlik istemeyin. Şeyhlik makamdır. Velilik dostluktur, istenir. Allah'a dostluktur. Bunu bir kısım ehli tarikat sanki makam istiyormuş gibi düşünmüşler. Hayır. Velilik Allah'a dostluktur. Allah'ın Elveli ismi şerifinin o kimsenin üzerinde tecelli etmesidir. Bunun için dua edilir, istenir. Gayret de edilir. Şeyhliği istemek, şeyh olmayı istemek ise makam sevdasıdır. Bir makamla oturma düşüncesidir. Allah bundan muhafaza eylesin cümlemizde. O yüzden evliyalık istenir, ariflik istenir, dervişlik istenir, sufilik istenir. Dua edilir bunlar için. Bunda bir beis yok. Bu noktada ölmeden önce ölmek de istenir. Çünkü bu için yani velinin, evliyanın, iyi dervişi, arifullah olmanın kapısı ölmeden önce ölmekten geçer. Ölmeden önce ölmeyi gerçekleştiremeyenlere bu kapı açılmaz. Allah muhafaza eylesin. Biz bu manada ölümü severiz, ölümü isteriz bu manada. Ama öbür manada dünyada hayır hasenet defterimiz kapanacağından dolayı zahiren bu noktada işte ölme noktasında durmayız. O yüzden zaten intihar etmeyi, az önce bir de soru vardı, aklıma o geldi. İslam intihar etmeyi küfür olarak addetmiş. Bir kimse göz göre göre aklı yerindeyken, dimağı yerindeyken eğer intihar ederse onun cenaze namazının kılınmayacağına hükmetmiş Hanefiler. Ama bir kimse şuurunu kaybetti, aklını kaybetti, intihar etti. Eğer öyle hükmedildiyse o zaman onun cenaze namazı kılınır. Ama şuuru yerinde, aklı yerinde bir kimse işte borcundan dolayı intihar etti. Yok işte ailesinden birisine bir şey oldu, intihar etti. Yok hanımı öldü, o da dayanamadı, intihar etti. Yok işte çocuğu öldü, dayanamadı, o da intihar etti. Yok işte bir hastalık geldi ona, böyle hastalıktan yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim dedi, intihar etti. Veyahut da gitti hastaneye,
ne diyorlar ona? Ötenazi mi diyorlar? Ben kendi kendimi, beni öldürün, ben ölmek istiyorum dedi, intihar etti. Bunların hepsi de küfür ehli. İmansız bir şekilde göçüp giderler. Mümin bir dakika sonrasına, bir nefes sonrasına ümitle bakar. Ümitle bakar. Ne kadar zorluk yaşarsanız yaşayın. Herkesin kendi zorluğu kendisine büyüktür. Kendisine zordur. Birisinin parmağına arı sokar, onun için en büyük acı odur. Birisinin kolu kopar, onun için büyük acı odur. Birisinin gövdesini parçalarlar, büyük acı odur. Birisine de bir sivilce gelir, onun için büyük acı olur. Deme sen ona, ya sen bu sivilceye mi üzülüyorsun diye. Onun için büyük acıdır. Onun kaldıracağı yük o kadardır. Öbürkünün gövdesi parçalanmıştır. Büyük acı odur. Öbürkü de der ki ya ne oldu ki? Senin gövdeni parçaladılar. Haşladık, yakıp kavurdular mı? Yok. O da ona tuhaf gelebilir. Ha, ama o en büyük acıyı, en büyük sıkıntıyı, en büyük karanlığı, en büyük darbeyi yediğiniz anda Allah'tan ümidinizi kesmeyin. İmtihan budur. Öyle zor zamanlarımız olur, öyle dar zamanlarımız olur, öyle çıkmaz sokaklara, öyle karanlıklara düşersiniz ki şeytan sizin ümidinizi, şeytan sizin umudunuzu kırar ve imanınızı alır götürür. Allah muhafaza eylesin. O esnada imanınızı muhafaza edeceksiniz. Allah'a olan ümidinizi, Allah'a olan umudunuzu ve bağlılığınızı yitirmeyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki, bu da geçer yahu, o da geçer. Şunu unutmayın, belki de içinizde en yaşlılardan birisi ben oldum artık. Yani benden yaşlılar var 3-5 tane ama içinizde en ihtiyar benim. Benden yaşlı olsalar dahi ihtiyarlık noktasında en ihtiyar kendimi görüyorum. Geçmeyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Geçmeyecek hiçbir şey yok. İflas da geçiyor, sıkıntı da geçiyor, dert de geçiyor, hastalık da geçiyor, varlık da geçiyor, yokluk da geçiyor. Her şey geçiyor. Hayata bakarken ümitle, umutla bakın. Yarın kötü olur diye düşünmeyin. Yarın iyi olur diye düşünün. Her sabah namazına kalktığınızda o güne ümitle başlayın. O güne umutla başlayın. Asla ve asla yarına karamsarlıkla başlamayın. O gün gününüz çok sıkıntılı geçmiş olabilir. Çok dertli geçmiş olabilir. Çok kederli geçmiş olabilir. Gece oldu, herkes yattığında iki rekat namaz kılıp Ya Rabbi, hamdü sena ediyorum sana. Ve yarına beni kuvvetlendireceğine, beni güçlendireceğine inanıyorum. Yarın bizim için iyi bir gün, yeni bir gün, taze bir gün. Ümitle ve umutla bakın. Ümitle ve umutla bakın. Hatta ertesi güne yiyecek ekmeğiniz kalmayabilir. Ertesi güne cebinizde 1 liranız kalmayabilir. Ertesi gün umduğunuz bütün kapılar kapanmış olabilir. O gün yani. O gün sizin gittiğiniz bütün arkadaşlarınız sizden yüzünüzü çevirebilir. Yüzünü çevirebilir. En samimi, en dost, en canciğer dediğiniz kimse dahi yüzünü çevirebilir. Asla ümitsizlik deryasına düşmeyin. Bu şeytanın hilesi ve destesidir. Asla, asla ve asla umutsuzluk nehrine dalmayın. O sizi küfür deryasına götürür. O sizi küfür deryasına götürür. Ve bunları söylerken aklınızdan şöyle düşünmeyin. Ya bunları konuşmak sana kolay. Gel de benim yaşadığımı yaşa. Hiç öyle düşünmeyin. Ben kendimce iyi şeyler yaşadım. Ben kendimce iyi sıkıntılar yaşadım. Ve yani Cenab-ı Hak hamdü sena diyorum. Yani karşınızda gördüğünüz kimse sıkıntısı derdi bitmiş bir kimse değil. Elhamdülillah.
Buna da hamd ediyorum. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Buna da hamd ediyorum. Bir sıkıntı, bir dert, bir musibet, bir insanın başında problem yoksa Allah onunla irtibatını kesmiştir. Allah çekemeyeceğimiz, isyan edeceğimiz, imtihanı kaldıramayacağımız şeylerle bizi karşılaştırmasın. Çekebileceğimiz, taşıyabileceğimiz, bize kar getirecek, bizi kendisine yaklaştıracak, bize kendisini hatırlatacak, unutturmayacak, bize kendisiyle hemhal edecek halde beklesin inşallah. O yüzden asla ve asla tekrar söylüyorum, ölümü bu noktada arzu etmeyin. Ama ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifini arzu edin. Onun tecelliyatını arzu edin. Ölümü bir nimet olarak görün. Eyvallah. Ölümden korkmayın. Eyvallah. Ölümden çekinmeyin. Eyvallah. Eyvallah. Ama böyle problemlerden dolayı da ölümü arzu etmeyin. Allah muhafaza eylesin. Devamlı Allah'ın zikri yerleşen kimseler. Zikir dilden kalbe, kalpten ruha, ruhtan sırra yerleştiyse onun için dünyadan göçüp göçmemek, ölüp ölmemek, onun için dert, hüzün, sevinç, keder önemli değildir. Hepsi de böyle lambanın yanıp sönmesi gibidir. Veyahut da bir şeyin bir şeyden renk değiştirmesi gibidir. Onun için kederlenmekle sevinmenin arasında çok fazla bir fark yoktur. Eğer o zikrullah sırra ulaştıysa, sırra yerleştiyse, yok sırra yerleşmediyse biraz bazen böyle şey yapabilir, değişkenlik olabilir. Bu ruhtaki zikirdir. Ama kalbe yerleştiyse onda daha fazla görülür bu tip şeyler. Ama bir kimse devamlı sır noktasında zikrullah'ta duramaz. Kim derse ki durur, biraz böyle çok iddialı konuşmuş olur. Allah muhafaza eylesin. Ama dervişler üstadlarını şöyle görmek zorundadırlar. Öyle görürler. Öyle görmezlerse düzgün görüş sahibi olmazlar. Üstadımızın zikrullahı ve kendisi devamlı sır noktasındadır. Eyvallah. Bu derviş bunu böyle görür. Ama hakikati böyle değildir. Ben size hakikatını söyleyeyim de bunu söylemezler. Üstadlar da dervişlerin bu noktadaki himmetleri, bakışları, bu noktadaki nazarları bozulmasın diye böyle benim gibi açıktan konuşmazlar. Devamlı demirin ateşte durduğu gibi durmaz hiç kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dediler ki deven nerede bilmiyorum dedi. Şuraya bağladıydım dedi. Dediler ki ya Resulullah deve orada yok. Nerede deve? Durdu. Bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Deven filanca çalının dibinde ya Resulallah. Dedi ki ben de sizin gibi kulum. Allah bana bildirirse bilirim dedi. Bu onun eksikliği değildi. Bir veli de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolundan gidiyorsa, onun sünnetini kendisine rehber edindiyse, onun halini, ahvalini kendisine rehber edindiyse, onun da hali aynıdır. Muhakkak ki sır noktasında sırrı devamlı Allah'ı zikreder. Devamlı Allah'ı zikreder. Ama şunu da unutmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki, ben de Mekkeli dul kadının, kuru ekmek yiyen dul kadının oğluyum. O da Allah bildirirse bilirdi. Burası da bir pencere olarak açalım kapatalım. Hakkınızı helal edin. Bu sorular böyle enteresan. Benim de cevaplarım enteresan geliyor olabilir. Birisi telefon açtı. Çok enteresan cevaplar veriyorsunuz diye. Allah'ı ve Resulü'nü neden, nasıl sevmek zorundayız demiş. Zorunda değiliz. Sevmek duyguyla alakalı bir şeydir. Zorunlulukla alakalı bir şey değildir.
Bir kimse Allah'a iman eder, bir kimse Resulullah'ın peygamberliğine, yani Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine iman eder. Sevmek duyguyla alakalı bir şeydir arkadaşlar. Zor olacak bir şey değil bu. Zorunluluk değil yani. Sevmek zorundayım. Zorundayım. Yok, hayır. Sevmek istiyorum. Bu farklı bir şey. Allah sevgisi insanın duygularına hitap eden bir şeydir. Resulullah sevgisi insanın duygularına hitap eden bir şeydir. Namazı sevmek duyguya hitap eden bir şeydir. Orucu sevmek, kardeşleri sevmek duyguya hitap eden bir şeydir. Hiçbir şeyi hayatınızda zorla yapmayın. Duyguyla alakalı şeyler. Zorla yaptığınız şeyden bir gün gelir kendi kendinize intikam alırsınız. Bu sohbetimi iyi dinleyin. Adnan kardeşin bunda abiliğini zorla kabullenmeyin. Bunu zorla kabullenirseniz bir gün o zorluktan kurtulduğunuzu düşünerekten intikam alırsınız. Kendi kendinize Adnan'dan intikam aldım zannedersiniz. Oysa kendinizden intikam alırsınız. Dersiniz ki lan ben bu adama ne böyle işte el pençe durdum vay be. Dersiniz ki yani kimmiş lan bu işte bu adamın peşine düştü. Adnan'a saygısızlık yapayım derken kendinize saygısızlık yapmışsınızdır. Kendinizden intikam alıyorsunuz. Veyahut da Mehmet kardeşe arkadaşlar zorla tabi olma, zorla onu dinleme, zorla onun peşinden gitme. Böyle bir duygunun içerisinde kalmasın. Ben buna karşı bir kimseyim. Veya kardeşler burada zorla beni dinlemesinler. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri demiş ya, sizi istemeyen, sizi sevmeyen, sizi kabullenmeyen insanların başına imam olmayınız. Bir cemaat o imamı istemiyor, o kimseyi istemiyor. Yani orada zorla güzellik olmaz. Döner cemaat o adamdan intikamı aldığını zanneder, kendisinden intikam alır. Allah'ı zorla sevmeyin. Allah demiyor beni zorla sevin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini zorla sevmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri demiyor ki beni zorla sevin. Kim annesinden, babasından, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, gözünün gördüğü her şeyden Muhammed daha sevgili gelmedikçe imanı kemale ermez. Ey iman edenler, siz peygamberi zorla sevin. Yok böyle bir şey. Ey iman edenler, siz Allah'ı zorla sevin. Yok böyle bir şey. Ey kardeşler, üstadınızı zorla seveceğiniz. Yok böyle bir şey. Adamın üstadına karşı böyle bir muhabbeti yoksa çekecek gidecek. Diyecek ki hakkını helal et. Ya benim sana karşı bir muhabbetim yok. Ben ama yanıldım, yenildim. Benim arka... Bir de ders alması için de zorlarlar ya insanlar. Hadi kalk ders al. Ya bırak zorlama adamı. Tavsiye et, tebliğ et. Zorlama. Arkasından itekleme adamı ders almak için. Neden? Ya sevmeden alırsa çekecek gidecek adam onu. Yani bir gün ben ona böyle bakacağım. Aa öyle baktı bana diyecek, çekecek gidecek. Neden? Ya zorla. Ya kimi erkekler eşlerini zorlarlar. Ders alacaksın üstadından. Almazsan seni boşarım. Ya tasavvuf bu değil. Böyle bir şey yok tasavvufta. Veya oğlum sen oradan ders almazsan benim evladım değilsin. Çek git. Yok böyle bir şey. Allah muhafaza eylesin. Zorla bir kimse derviş olmaz. Zorla bir insan sevmez. Zorla birisini sevdiremezsiniz. Seviyorsa da onu geri döndüremezsiniz.
Ben bu noktada sevginin kutsallığına inanırım. Seviyorsa önünde hiç kimse duramaz onun. Hiç kimse duramaz. Bazen derler ya işte, gelecektim de gelemedim. Ya seviyorsan gelirdin ya. Yapacaktım da yapamadım. Ya seviyorsan önünde kim duracak kardeşim sen? Bir de bana söylüyorlar, üzülüyorum bir daha. Neden? Ya Allah affetsin. Onları yaşamışım ben. Hala da yaşıyorum. Ben dersi seviyorum. Ben zikrullah yapmayı seviyorum. Seviyorum. Ben derse gelemesem kendi kendim düşünüyorum. Ya diyorum böyle bir şey olmasa nasıl olur acaba ki ya diyorum. Yok. Bir ihtimal veremiyorum, bir anlam veremiyorum. Seviyorum. Arkadaşları, kardeşleri seviyorum. Hiç hiç. Ya öyle düşünmem. Bu adam nereden geldi şimdi ya? Yok ya, ne alakası var? Hatta böyle sima olarak tanırım insanları, ismen tanıyamasam dahi. Derim ki bu geçen hafta gelmedi. Ya bu bir iki haftadır görünmüyordu. O hiç gözümden kaçmaz Allah'ın izniyle. Ya maden mühendisi iyi gidiyor şimdi. Gözümden kaçmaz. Yakalarım onu. Yani kendi kendime derim ki ya bu hafta gelmedi. Ha bir dahaki haftaya da gel, o simayı görürüm Allah'ın izniyle. Görürüm. Bir arkadaşım 8 yıl, 9 yıl sonra gördü dedim. Böyle baktım, kaçak neredesin dedim, düşecekti. Ya ben kendi kendime hoşuma gider. Allah'ı zikredenleri severim. Allah'ı sevenleri severim. Allah'ın, çünkü bir kimse zikrullah hak ediyorsa hakkınızı helal edin. Böyle kendinize bir paye de çıkarmanız için söylemiyorum onu. Allah onu seviyordur. Bakın o Allah'ı seviyordur demiyorum. Allah onu seviyordur. Onda Allah'ın hususi bir sevgisi vardır. Zikrullah alakasında durmak, orada oturmak direkt Allah'ın lütfu ve ikramıdır. Allah kendi ismini o kulunun ağzına koymuş, o kulunun kalbine koymuş. Kendi ismini kendisi o kulundan kendisi dinliyor. Allah'ın ismi ancak temiz ağızlara konur. Sevgili o en büyük işi ancak sevdiklerine yaptırır. Ancak sevdiklerine yaptırır. Sizin en çok sevdiğiniz bir iş var. Ve ona çok mükafat vereceksiniz, çok para ödeyeceksiniz veya çok YouTube'da bulunacaksınız. Bunu kimin yapmasını istersiniz? Sevdiğinizin yapmasını istersiniz, öyle değil mi? Şimdi belediye başkanı ihale ediyor orada, istemez mi sevdiği bir adam yapsın onu, öyle değil mi? Bir yere birisini makama oturtturacak, birisini. Allah o istemez mi? Sevdiği adamı o makama oturtturur. Güvendiği, inandığı kimseyi oraya oturtturur, ona verir. Güvendiği, inandığı kimseye ona pay verir. Öyle değil mi? Nereye giderseniz gidin. Affedersiniz. Allah ahmak mı? Allah en büyük iş olarak gördü. En büyük sevdiğim şey dedi. Kendi zikrini sevmediklerinin diline koymaz. Sevmediklerinin kalbine koymaz. Sevmediklerinin ruhuna koymaz. Sevmediklerinin istemlerine, arzularına koymaz. Bunu eğer bir kimse çocukça, hovardaca, haince, nankörce harcarsa da Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak kapısını da kapatırsa bir daha o kimse öyle bir şey elde edemez. Bakın bir daha insan öyle bir şey elde edemez. Ben derim hep,
zikrullah halakasına nankörlük edenin dünyada da ahirette de yeri kalmaz. Neden? Ya kardeşim, sen Allah'ın sevgisini reddetmişsin. Kimin sevgisini alacaksın ki? Sen Allah'ın nimetini reddetmişsin. Neye kavuşsan ki sen? Niçin? O zikrullah halakası, o zikrullah ki dünya ve dünyadaki içindekilerinden en kıymetli olan. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak korusun inşallah. Fâlemennâhû nâ Allah razı olsun. Fatiha masalını.